Seçilmiş başkanlardan atanmış kayyımlara başlığı altında HDP'nin görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan belediye eş başkanlarına söz vermeye devam ediyoruz. RTTV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıçgedik'in bugünkü konuğu Mardin'in seçilmiş belediye eş başkanı Ahmet Türk. Bahar merhabalar, söz sizde. Merhabalar Petek. Evet, seçilmiş başkanlardan atanmış kayyumlara başlığı altında 3 konuyu ele alacağız. Seçilmiş belediye eş başkanları nasıl bir belediye devraldılar? Görevde kaldıkları süre zarfında neler yaptılar, nelerle karşılaştılar ve şu anda atanan kayyumlar neler yapıyor? İşte bu konuları Mardin'in seçilmiş belediye eş başkanı Ahmet Türk ile konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, tabii buyurun. 2014 yılında 3 yıla yakın, 2,5 yıla yakın bir belediye başkanlığı yaptık. Belediyeyi devraldığımızda 200 milyonun üzerinde bir borçla devraldık. Ama gittiğimiz zaman 63 milyon bir borçla kapattık. 2019 seçimlerinde yine aday olduğumuzda biliyorsunuz ki 63 milyon borçla devrettiğimiz belediyenin 406 milyon borç ve Marsu'nun da 600 milyon. Yani 1 milyar borçla devraldık. Ya evet. Eski parayla 1 trilyon civarında bir şeyle. Aslında kayyum atanmasının nedenleri yaptığımız hizmetlerden, çalışmalardan dolayı değil. Bilirsiniz ki yerel yönetimler demokrasinin en önemli ayağı. Halkla bütünleşme, halkın sorunlarıyla ilgilenme, var olan sorunları çözmeye yönelik büyük bir çabanın içinde olduk. Sadece belediye ile ilgili değil, halkın birbirleriyle olan ihtilafları bile belediyemize geliyordu. Yani belediyeler halkın bir yerde adı, ismi, ayağı ve sorunları çözüldüğü bir yere dönüştü. İşte iktidar. Aslında bizim partimizin halkla bu kadar bir diyalog içinde olmasını hazmedemedi. Bundan dolayı kayyumlar atandı. Kayyumların evet, kayyumlar aslında göreve geldiğiniz zaman şöyle ben de bir göz gezdirdim ama tabii ağır faturalar var. Göreve geldiğiniz zaman aslında nasıl bir belediye devraldınız? 1 milyarlık bir borçtan bahsettiniz. Ama bakanlardan siyasetçilere kadar ağırlama faturaları vardı. Çok da ağır faturalar. Aslında biraz onları da aktarmanızı istiyorum. Nelerle karşılaştınız? Görevde olduğunuz zaman. Toplantılarıyla, açıklamalarla dile getirmiştim. Yani şimdi mesela birkaç faturadan söz edeyim. Mesela İçişleri Bakanı geldiği zaman 4220 kişiye yemek verildiğini ve 290 bin liralık bir faturanın ortaya çıktığını görüyoruz. Oysa Mardin'de en büyük salon 800 kişiyi alacak bir salon. Ama 4200 kişiye yemek verilmiş, faturaları öyle kesilmiş. Yine 15 masası olan bir lokantaya 1 milyonun üzerinde bir ödeme yapılmış. Yine hediyelere baktığınızda ki biliyorsunuz hediyeler 1000 lirayı aşmayacak bir şey olması lazım. Ama bakanlara verilen hediye 20-30 milyondan Sayın Cumhurbaşkanı'na da 136 milyonluk bir hediye faturası ortaya çıktı. Tabii ki bunlar bir günde veya böyle bir zamanda anlatılacak gibi değil. Yapılan ihalelere baktığınızda bir daire açık ihale yaptığı zaman parke taşı ihalesi 24 bin liradan yapılmış ama direkt doğrudan ihale 48 liraya yapılmış. Yani bakın aynı belediyenin bir dairesi açık ihaleyle yapıyor. O 24 lira 25 lira metrekaresi. Ama doğrudan ihale 21C'ye göre yapılan ihalelerde de bakıyorsunuz 48-49 lira ya iki kat. Tabii ki mesele bunlar değil. Biz zaten halkımız bunu biliyor, yapılanları biliyor, bu yolsuzlukları biliyor, bu faturaların tamamını biliyor.
Ama önemli olan siyasi mantıktır. Siyasi mantık olarak bizim halkla bütünleşmesi, siyasi partinin önünü kesmeye yönelik bir belediyelerin bizim elimizden alınmasıyla başlatılan bir süreçtir. Ya buna göre HDP belediye halkla bütünleşiyor, halkın takdirini alıyor, halkın sorunlarıyla ilgileniyor. Bu da onları rahatsız ediyor. Şimdi demokrasinin olmadığı, adaletin olmadığı, eşitliğin olmadığı, hukukun tatbik edilmediği bir ülkede maalesef işte bu antidemokratik uygulama, halkın iradesini gasp etmeye yönelik bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Mesele bu. Bugün tabii ki bunları yaparken ne yapılıyor? Önemli olan bu. Şimdi bakınız, ben Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı, kayyum atandı. Arkasında Derik, Kızıltepe, Mazlıdağ, Nusaybin, Sağur belediyelerine kayyum atandı. Şimdi bu belediye başkanlarımızın hayatında hiçbir dava açılmamış. Hiçbir şey yok. Ama belediye başkanı olduktan sonra dava açıyor. Peki ne yapılıyor? Dosyalara bakıyorsunuz, bomboş. Bu sefer ne yapıyor? Bir gizli tanık bularak bunların tutuklanmasını sağlayacak bir yönteme başvuruyor. O gizli tanık dedikleri de, ki biliyoruz kimlerin adamıdır, nasıl temin edildiğini biz biliyoruz bunları. Yani burada tamamen bir hukuksuzluğu örtmek için işte gizli tanıklarla bir belediye başkanının alınmasına gerekçe gösteriliyor ve tutuklanmasını bu şekilde sağlıyorlar. Tabii ki bu bir belediye için olsa önemli değil, deriz ki evet bir belediye, ama bütün belediye, bugün seçilmiş olan 57 birçok belediyemizde 57 tane tahmin ediyorum belediyemiz görevden alındı. Ya bir bütün olarak Kürtlerin demokratik mücadelesinin önünü kesmeye, set çekmeye yönelik bir yaklaşım biçimidir. Bunu görmemiz gerekiyor. Sayın Türk, şu anda HDP'nin elinde kalan belediye sayısı 18. Son dönemde HDP'li belediyeler yine hedefe alınmaya başlandı, kayyum atanmayan belediyeler. Son örnek Kars Belediyesi'ydi, HDP'li Kars Belediyesi'ydi. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? Hala hedef alınmaya da devam ediyor bir yandan. Tabii ki Kars ilimiz yoksul bir il. Daha önce de belediyede gerçekten aldığımız bilgiler müthiş yolsuzlukların yapıldığı bir yer. Şimdi Ayhan Başkan gerçekten halkla bütünleşerek, şeffaf bir yönetim göstererek bu belediye çalışmalarını yürüttü. Bundan dolayı rahatsız olanlar var. Yani halkın teveccühünü kazanan, halkı bir araya getiren bir belediyenin üzerine gitmeye çalışıyorlar. Tabii ki sonuç ne olur bilemiyorum ama bugüne kadar uyguladıkları yöntemleri aynı şekilde uygulamaya devam edecekler. Tabii ki 18 belediyemiz kalmış. Bir kısmı küçük belde belediyeleri. Yani nüfusu yoğun. Bugün nüfusa baktığınızda nüfusun %95'ini belediye başkanı görevden alınmış. Buradaki nüfusa baktığınız 18 belediye, ama hepsini toplasan %5, %10 arasında bir insanın yaşadığı bir yerler olarak görmek lazım. Şimdi siyasi mantık şöyle bir şey yapıyor. Yani Kürtler üzerine giderek, Kürtlerin siyasetinin üzerine girerek apolitik, politize olmamış kesimleri, ırkçı, milliyetçi kesimleri yanında tutmak için Kürt siyasetini ve Kürtleri hedef almış durumda. Ya bunu görmek lazım. Yani burada iktidarın dayandığı bir güç kalmadı. İktidarın dayandığı nedir? Apolitik kesim, ırkçı, milliyetçi kesim. Şimdi bunları tek elinde tutmaya, elinde tutmaya çalışmak için bir düşman yaratıyor. Ve bu şekilde işte bizi suçlayarak, gerçek olmayan, gerçek dışı suçlamalarla toplumu, kamuoyunu, o milliyetçi kesimi organize etmeye çalışıyor. O şekilde ifade edelim. Şu anda siz aslında iki kez kayyum uygulamasıyla karşı karşıya kaldınız. Son olarak 19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandı, görevden alındınız. Hakkınızda bir soruşturma yürütülüyor. Aynı zamanda bu soruşturmayı soracağım. Bir gelişme var mı soruşturmayla ilgili? Bunun dışında şu an Mardin'deki kayyum neler yapıyor? İcraatları nedir?
Ya tabii ki hakkımda açılan dava halen devam ediyor. Bunun yanında da bir iki tane dava daha açıldı. Ya birkaç davayla yargılanıyorum. Yargılama süreci devam ediyor. Aslında bana değil Mardin halkına sormanız lazım. Yani bugün görünen bir şey yok, yapılan bir çalışma yok. Bu koronavirüs belasıyla toplum karşı karşıya kendi bir çalışmasının olduğu konusunda benim kulağıma bugüne kadar hiçbir şey gelmedi. Yani halkta gerçekten bugün halk bu kayyum yönetimini nasıl yapıldığını ve halktan çok uzak olduğunu çok açık bir şekilde görüyor. Yani onu bilmiyorum. Yani ya gerçekten hiçbir çalışma, bir çaba yok, halkla bir bütünleşme yok, halka destek verecek bir çalışmayı ben şahsen görmedim, işitmedim. Soruyorum da herkes diyor ki yani hiçbir çalışma yok bu kayyumun. Evet, deneyimli bir siyasetçisiniz. Aynı zamanda güncel konularla da ilgili birkaç sorum olacak. HDP'li belediyeler hedefe alınıyor. Biraz önce bu konuyu devam ettik ama sadece HDP'li belediyeler hedefte değil. Aynı zamanda işte son dönemde bu meslek odalarına yönelik Erdoğan'ın açıklamaları var. Hedefe konuldular. Gazeteciler hedefte. Bir yandan iktidarın darbe söylemleri var. Darbe tartışmaları söz konusu. Siz bu sürece baktığınız zaman ne görüyorsunuz Sayın Türk? Yani bu şimdi darbe tartışması boş bir tartışma. Biz başından beri darbelere karşı en ciddi duruşu gösteren bir siyasi anlayışa sahibiz. Bir partiye sahibiz. Ve baktığımızda 1960'larda darbe yapıldığı zaman yine Kürtler kanaat önderleri Sivas'ta toplandı. 1971 darbesi yapıldığında Kürtler buradan büyük gerçekten eziyet çekti. Yani o dönemde gençler, siyasiler, kanaat önderleri gözaltına alındı, tutuklandı. 1980 darbesiyle zaten bu biliyorsunuz bu yakın bir tarih. O büyük acılar çekti. Diyarbakır zindanı bugün bile anlatılması mümkün olmayan bir işkenceyle, bir durumla karşı. Yani Kürtler darbelerden çok çekti. En fazla da darbelere karşı çıkan Kürtlerdir, emekçilerdir, demokratlardır, aydınlardır, vicdan sahibi insanlardır. Şimdi bunu ters yüz etmenin hiçbir anlamı yok. Toplumda da bir karşılığı gerçekten yok. Öyle diyelim. Şimdi tabii ki otoriter rejimler muhalefeti susturmakla ayakta kalabileceğine inanıyor. Bunun için bugün barolar üzerinde, odalar üzerinde bir baskı uygulamaya çalışıyor. Bunların demokratik yapılarını değiştirmeye çalışıyor. Yine kendilerinin orada bir güç olduğu, bir güç haline geleceği bir düzenlemeyi yapmaya çalışıyorlar. Bu tabii ki dünya siyasetine ve tarihine baktığınız zaman o terör rejimlerin muhalefeti sindirmeyle ilgili, susturmayla ilgili politikalar yürüttüğünü görüyoruz. Bugün de geldiğimiz nokta bir otoriter rejim. Halkın demokrasi güçlerinin güçlenmesi, demokrasi güçlerinin halkla diyaloğunun oluştuğu süreçlerin önünü kesmeye yönelik bir yaklaşım gösterilmektedir. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa Sayın Türk, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle yani bizim gerçekten halkla buluşmayı sağlayacak İletişim araçlarını güçlü hale getirmemiz lazım. Yine bugün halklar arasında bir düşmanlığın olmadığını, halkların birbirlerini her zaman kucakladığını ama siyasetin halklarımızı karşı karşıya getirdiği bir siyaset izlediğini bunu herkese anlatmamız lazım. Yani toplumla uzlaşarak demokratik bir süreci büyütmeye, demokratik siyaseti güçlendirmeye ve bizim vicdan sahibi insanlar, demokratim diyenler ortak demokratik bir cephede ve demokratik bir siyaset konusunda uzlaşmaya gitmeleri artık zorunludur, kaçınılmaz bir durumdur. Demokratik değerler etrafında mutlaka buluşmamız ve demokrasiyi kalıcı hale getirmemiz için bir çaba içinde olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Size de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Türk. Evet, Mardin seçilmiş belediye eş başkanı Ahmet Türk konuğumuzdu.
Ahmet Türk 19 Ağustos'ta görevden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atandı. Yerine gelen kayyum neler yaptı bunları konuştuk. Biraz da güncel siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu bizlere. Sözü yeniden haber merkezine bırakıyorum.